başlayalım. Bir taraftan da yapalım, hem sohbetimize bakalım. Şimdi dibine önce tabağımızın böyle ponza taşı koyuyoruz. Hatta şöyle elimle koyayım, daha çabuk olsun. Bu neden koyuyoruz dersek, tabaklarımızda delik yok. Dolayısıyla bunu aksesuar amaçlı da kullanıldığı için koyduğumuz yerde dibinden tıp tıp su damlaması kötü bir şey. Ona da engel olmak için, yani fazla suyun bitkiyi öldürmesine sebep vermemek için, suyun eğer fazla gelirse dibinde kalmasını sağlıyor. Bu ponza taşı nerede satılıyor? Yani isim vermeden, yani yapı çiçekçide mi? Yapı marketlerde, çiçekçilerde, yani bitkileri alabileceğiniz çoğu yerde ponza taşı da. Ponza taşı olmazsa küçük çakıl taşları da olur. Tuzsuz olması lazım. Evet. Bu ponza taşı deniz kenarlarında yazın toplayabilirsiniz. Onu sonra kırabilirsiniz. Ponza taşları oluyor. Çakıldan daha kolaylıkla bulabilirler. Çok kolay bulunan bir şey. Aynen. Çakıldan bir iyiliği daha hafif. Yani tabakları gittikçe ağırlaştırmamış oluyoruz ponza taşı. Bizim ev akvaryum dolu, o yüzden biliyorum yani. Akvaryum. Akvaryum. O konuya da girsek. Benim evimde bir oda akvaryum. Süper. Şöyle. Benim de küçük bir beta balığım var. Bir tane. Size beta balığı hediye edebilirim. Kaplumbağam var, iki tane. Çok büyüdüler su kaplumbağaları. En nihayet onlara kocaman şeyli motorlu bir ev yaptım. Minnacıklardı. İyi midir evde bunları bulundurmak? Tabii. Yani su elementi otomatikman insanı rahatlatan bir şey. Mesela ben beta balıklarını çiftleştiriyorum. Yani hani tabii şey olarak, hani hobi olarak. Evet. Ondan sonra çok güzel bir şey. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani aileyle ilgili dediniz ya, nedir? Mesela aile olarak, hani karı, koca ya da çocuk olarak hep beraber böyle bir şey yapmanız bile aileyi olumlu yönde etkiler. Çünkü beraber bir şey yapma duygusunu son dönemde bir sürü insan kaybetmiş durumda. Herkesin kendi yaşamı var. Beraber evde mesela bir tablo koysanız, üstünü çizseniz, böyle bir şey beraber yapsanız ve evin bir köşesine koyduğunuz zaman beraber... Karıcığım, senin banyodaki ponza taşını getirsene bana. Kocacığım, bana bonsai verir misin? Gibi çocuklara yaptırırız. Ay, çok güzel gerçekten. Aile, özellikle çocuk varsa veya karı koca veya sevgili, yani sevgilisinin beraber, ikisinin beraber bir şey yapıyor olması, bir şey yaratması. Şimdi çok sevgililer ellerinde cep etkiliyor. Telefonu biri bir yerde, biri bir yerde can. Öyle oluyor. Bir de sonrasında bakabildiğiniz bir şey olduğu için otomatikman devam... bunu beraber yaptık ve hani ikimizin ürettiği bir şey, o çok güzel bir şey. Ve toprağı ellemek işte bütün olay burada. Yalnız çok bu değerli. Ağaç çok güzelmiş, süpermiş bu bonsai, nefismiş. Evet, çok güzel. Bayıldım ben. Bonsailerle de yapılıyor, sukulentlerle, kaktüslerle, hepsiyle yapılabiliniyor. Hediye gidiyor mu bu? Tabii. Gitsin mi? Evet, bize verirse gidiyor diyor, konuşmamıştık bunu. Bugün bunu bir izleyicimize, bir güzel aileye verelim, birlikte baksınlar. Ama İstanbul'dan birini seçin çocuklar, arabayla oraya kadar. İstanbul'dan atın efendim bize, çünkü kırılır, gidemez. Efendim? Bitince bir farkından, yani bitince karar verin, belki diğerini göndermek istersiniz. Ha, tamam, hangisi olursa. Evet. Yok, bunu dedik, bu olsun veya onu bir isteverse izleyicilerimiz, onu göndeririz. Hangisini istiyorsanız. Biri stüdyoda kalsın bu diyorlar. Bu sanki stüdyoya özel gibi oluyor da. Öyle mi? Evet. Peki, öbürünü gönderelim, öbürü de çok güzel, ikisi de şahane. Şimdi yine çok sulamamak için ya böyle küçük bir kapla az az dökebiliyoruz. Ya da bununla fısfıslayabiliyoruz. Ama minyatürleri yerleştirirken toprak ıslak olursa biraz zorlanabiliyoruz. O yüzden aslında can suyu normalde bitkiye hemen verilir. Fakat ben minyatürleri yerleştirdikten sonra koyuyorum ki... Ben buna benzer bir çalışma çocuklar için yapmıştık yazın çalıştığımız dönemde ve torunuma yapıyorum. Ali Baba'nın çiftliği diyorum ben ona, büyük bir leğenin içine. Küçük hayvancıklar, küçük evler, işte havuzlar içine çok güzel oluyor ve 4-5 seyircimize de hediye gitmişti. Umarım yaşatıyorlardır. Zaten aslında hepsi aynı mantıkta. Teraryumlar da öyle. Teraryumlardan benim bu minyatür bahçeleri daha çok sevmemin sebebi de şu. Teraryumlar bildiğiniz gibi ya büyük fanuslarda ya bu işte elmalar var, armutlar var, onlarda yapılıyor.
biraz daha az su ihtiyacı var. Çünkü o kendi kendine aslında içeride bir iklim oluşturuyor. O su buharlaşıyor, tekrar dönüyor falan filan. Öyle bir kolaylığı var. Fakat minyatür bahçeleri istediğinizde, şimdi bunları da yerleştirdiğimizde peki, dokunabiliyorsunuz. Peki şu malzeme nedir? Bu nerede bulunuyor bunlar? Onlar mesela maket şu malzemesi satan kırtasiyecilerde. Ne deniyor bunun adı? Kırtasiyelerde. Kırtasiyelerde. Onlar ahşap çubuklar yani. Ahşap çubuk. Bunlar evet, çok kolay bulabilirler. Şimdi ilkokulda, ortaokulda çocuklara devamlı bir şeyler yaptırıyorlar ya öğretmenler. Ha, ben, o yüzden onu evet, çok rahat kırtasiyelerde bakın, falan bulabilirler. Bakın bu masa mı? O masa. Masayı bu şekilde. Masanın bacaklarını uzun yapıştırıcı. Yapıştırıcı, ahşap yapıştırıcıları. Onların önce yapıştırıp sonra spreylerseniz çok daha çabuk kuruyor. Yapıştırıp küçük, spreylersek daha çabuk kuruyormuş. Küçük malzemeler olduğu için ne denir? Cımbız gibi şeyler kullanmak böyle gerekiyor. Böyle çalışırken. Onun evet, sonunda bir gösteririm. Bir, tamam. En kolay yapımı. Çitler, çitler çok güzel çitlerin olmuş. Yapımını göstermek için o malzemeleri koydum. Buyurun. Bunlar biraz yapalım, daha zaman alıyor çünkü sandalye ve koltuklar. Ben de evde teraryum yapmıştım. Çok güzel oluyor. Ay çok gerçekten güzel. Ya, bu uğraşlar hakikaten çok güzel. Şey yapılabiliyor mesela, mesela iki tane ağacı koyuyorsunuz. İki ağaç birbirine sarılıyor. Onu biliyor musun? Evet, evet. İki ağaç birbirine sarılıyor. Mesela öyle bir şey yapıp evde ilişki köşesine koyabilir insanlar. İki tane köklenmiş ağacın birbirine sarılıp büyümesi. Çok güzel bir şey. Başka evde bu ilişkiler açısından neler şey yapabiliriz? Çok yani. Neye koyalım çok, obje? Evet. Derler ki bir muhabbet kuşu koyun bir yere. Ya bir kere her şeyden önce evdeki bütün bu işte kalsın, heykellerin, heykellerdeki ve resimlerdeki bütün her şeyin karı koca ya da eş şeklinde olması lazım. Onun haricinde mutlaka bir baksınlar mesela evdeki ilişki alanları işte yatak odaları ya da yemek yerleri ya salonları düzgün mü? Mesela o çok önemli bir bilgi. Ben onunla ilgili özellikle çok uzun uzun bahsediyorum. İnsanlar mesela diyor düzgün mü derken çekmecelerin içleri, dolapların içleri, bütün her yer. Çünkü bazı insanlar var mesela bayanlar için konuşuyorum özellikle. Eve mesela başka bir birisini ya da misafir başka birilerini çağırmak, getirmek istemiyorlar. Çünkü evlerini düzgün bulmuyorlar ya da çok birikmiş buluyorlar. O yüzden evi mesela düzgün ve düzenli bir forma getirmek. Evdeki bütün çekmecelerin, dolapların içlerini düzenlemek, kullanmadıkları şeylerden özgürleşmek, onları bırakmak. Eski mutlaka, şunu bir örnek anlatmak istiyorum. Bir tane bir bayanla tanışmıştım. Bayan 25 yıldır hayatına hiç kimse girmemiş. Hiç, yani hiçbir ilişkisi olmamış 25 yıldır. Dedi ki Can yani benim 25 yıldır hiçbir ilişkim olmadı. Yani hiçbir kişiyle tanışmadım bile. Eve gittim. Eve gittiğim zaman bir baktım ki bir tane adam terliği var. İşte banyoya girdim elimi yıkamak için. Bir tane işte tıraş makinesi, işte yani bir erkeğe ait eşyalar var. Ondan sonra dedim ki dolapların içine bakabilir miyiz? Baktım bir erkek kıyafetleri falan var. Dedim ki bunlar ne? Hani bunlar kimin? Yani hani eski 25 yıldır eşi vefat etmiş. Oo. 25 yıl önce ve o zamandan bu zamana onların hep tozlarını alıp onları o şekilde bırakmış. Dedim ki yani senin ilk önce bundan özgürleşmen lazım. Ay ben yani, ben kesip kesip onlardan çanta yaptım, ceketlerden falan. Hemen kurtuldu. Ne gülüyorsun? Öyle. Gerçekten. Yani, çok yaptım burada hatırlarsınız. Ve bu bayan o benim dediğim şeyleri yaptıktan 6 ay sonra sevgilisi oldu. Ne diyorsun? Evet ya yani, tabii bir sürü şey söyledi. Ondan sonra benim hala ufak tefek bir şeyler var. Başka bir örnek söyleyeceğim. Bir bayanın daha evine gitmişim. O da eski sevgililerinden mektuplar, resimleri, evinden bir tahta yok bilmem ne vesaire. Bir sürü şey, resimler, bir sürü şeyler var. Ve tabii böyle bir sürü şeyleri asmış. Sizi şöyle bir karmaşa, alacağım biraz. Bir karmaşa var. Evin ilişki noktaları karma karışık. Onların hepsini yapıp ciddi düzenlemeler yarattıktan sonra o da sen gel buraya gel. Gelin tabii. O da iş hayatında ve ilişki hayatında inanılmaz bir karmaşa yaşıyordu. O evindeki karmaşa ona da yansıyordu. Attı mı? Atınca inanılmaz bir mucize yaşadı. Mesela onda çok ilginç bir şey vardı. Evde bir tablo vardı. 10 sene önce almış. Tabloya da böyle bir sakal yapıştırılmış falan gibi bir tablo. Ama yani otomatikman hissediyorsun zaten. Çok negatif bir enerjisi var. Mesela bir yerden aldığınız eşyalar, tablo, heykeller gibi şeyleri bakabilirsiniz enerjisiniz. Dokunduğunuz zaman size ne hissediyor? Evet, evet. Bahçemiz oldu. Şurada minnacık böyle örgüler, onun için bu benim olsun. Buraya özel bir şeyler hazırlamışız. Burada benim bir fotoğrafım var. Kitabınız. Şu kitabım, kitabımın üstünde. Şöyle yapayım bakın. Ve burada yünler,
Bir küçücük makas. Bunlar polimer kilden yapılmış. Şöyle biraz eğeceğim şunu. Şöyle görebilecek miyiz bir yerden? Evet, bakın. Bir de şurada minnacık, hani seyircilerimiz yapabilirler. Hani kürdanın ucunda örülmüş bir şey var. Hani böyle objeleri de kendimiz yapabiliriz. Şebnem Hanım'ı bir daha maket yapımına, seyircilerimiz çok beğenmişler. Nasıl yapabiliriz, alabilir miyiz? Hani biz mesela pasta gibi sipariş de verilebilir bu. Evet. Çocuğunuzun doğum gününde masasına koymak isteyebilirsiniz.